Evet değerli arkadaşlar, nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Şimdi yabani ot muhabbeti falan var. Onları halletmemiz lazım. Fakat şöyle bir durum söz konusu oyunda. Karanlıkta çalışmak mecburiyetinde kalacağız. Yani sıkıntımız var çünkü o noktada. Şimdi şunu kapatalım abi. Evet. Şunu indir. Evet. Herbisi tankımızı doldurduk. Şimdi gidelim. Şöyle yukarı kaldıralım altını da oraya buraya sürtmesin değil mi? Yapıştır. Gayet güzel. Herbisit yabani otlarımızı temizlesin. Sonrası 10 numara 5 yıldız devam edecek zaten. Evet, çok iyi gidiyoruz abi. Bunun kanatları büyük olduğu için daha çabuk bitiriyor. Evet, hızlı bir şekilde. Bunun kanatları büyüktü değil mi ya? Bak, unutuyorum hep.
Şöyle yükseltiyoruz. Gönder. Evet, herbisit canlılar. Geç gördüm, özür diliyorum. Baran Efe bize bir tane kestane göndermiş TikTok'tan. Teşekkür ediyorum dostum. İzlemeye devam edebilirsin. Şimdi bu arazilerin yabani ot işini halledip ikinci tur bir gübre atıp büyüteceğiz ve hasada geçeceğiz. Haydi. Hop. Yiğido dön bakayım. Dön oradan. Aferin. Evet, gayet güzel ilerliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum. İşçiliğe devam. Yani birkaç tane arazimiz var ama tabii yatırım yapamıyoruz. Şu an çok sıkıntılı bir haldeyiz. Deli gibi ürün biriktirmemiz lazım ki toplu satışta karın dibine vuralım abi. Bakalım bizim borcumuz ne kadardı ya? Eksi 1 milyon 345 bin euro. Hay maşallah. Yani bu kadar da olmaz ki kardeşim ya. Çok borcumuz var, çok. Yürü koçum, yürü çocuğum. Bu işleri daha hızlı yapan, daha büyük yapan makineler var ama ciddi yatırım lazım o cihazları kullanmak için. Şu an öyle bir paramız ne yazık ki yok. Ama iki tane kümes kurdum. En kısa sürede o kümeslere tavuk almayı düşünüyorum. Şu buğdayı bir sat edeyim. Çünkü şöyle bir niyetim var. Şimdi silolarımızda soya tamam. Kanola ve yulafı fulledik. Şimdi buğdayı da 100 bin, arpayı 100 bin yapıp bir makine alıp mısır veya çiçeğini fullemeyi niyetim var. Bu süre içerisinde de kümesleri işleterek orada bir yumurta yığını oluşturmak niyetindeyim. Ama tabii bu noktada biraz yine küçük de olsa bir yatırıma ihtiyacımız olacak. Bu burayı yaparken kepçe olarak kullanabileceğimiz bir traktöre ihtiyacımız var. Şu DLC'lerden ucuz olanlardan ucuz traktörlerden acaba kepçe işini yapabilecek traktör çıkar mı? Mesela şuna kepçe. Yok, bunu takma. Ön yükleyici. Ha, stol. Stol. Bir de bu. Yani ucuzu daha iyidir. Motoru da 140 beygire dayadığımız zaman 33 bin küsür ediyor. Mesela bu traktörü 10 yükleyici olarak alabilirim. Aslında alsam iyi olur. Şuraya biraz para koyacağız. Tamam. Bunu aldığımız zaman buna bir de kafasına
Kepçe alacağız. Yapacak bir şey yok. Oğlum manyak bir para kesti şu an ha. Çünkü tavuklarla ilgili çok büyük bir sıkıntımız var çocuklar. Gençler. Şey muhabbeti var. Kirletiyorlar o şeyi. Kepçeyle alıp tekrar şeye boşaltmak gerekiyor. Önce küçük olana sonra büyük olana yem, ya da ikisini de yem yuvasını doldurayım ben ne olur ne olmaz. Aşağı indir topla. Hemen öbür araziye geçiyoruz. Yukarı kaldır. Gönder. Şuradan oyun ayarlarına gelip araç seslerini %50'ye eski yerine geri getir. Şimdi. Buraya yem koyacağım. Şimdi burada çok öyle abartı bir şeye ihtiyacımız olmaz. Şöyle yapalım. 3 tane tavuk alalım, 1 tane de horoz alalım. Yani taşı, 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 1 tane horoz, space zonayla. Bir de üsttekine de aynısını yapalım. İki, iki, iki ve bir horoz. Onayla. Evet, artık tavuklarım var. Şimdi hayvanlar bölümüne geldiğimde tavuklarımı görüyor muyum? Evet, temizlik %100, üretkenlik bu. Şimdi yem koyduğum zaman temizlik olayı tamamlanacak. İki tane tavuk kümesi var. Şu büyük olan, bu küçük olan. Yani kötü görüneceğini sanmıyorum. Bence bayağı bir iş yapacaklar. Horozu göreyim. Horozun üretkenliği yeni tavuk. Tavuğun üretkenliği de yumurta. Bakalım ne olacak. Aslında şuna şeyi takalım da öbür aleti şeyi başlatalım.
Evet, sen gübrelemeye başlayacağım. Hiç kaçmayalım. Başlayalım iki taraflı birden. Haydi bakalım. Mevzunun hızlı ilerlemesi için yapılması gerekenler. Bunun işi daha çabuk biter. Hatta bitti bile. İndir topla. 900 küsür kaldı içinde. Biz bu herbisiti fulleyelim abi. Ne olur ne olmaz. Şurada bir arazimiz var. Götürelim oraya kendisini. Şöyle yukarı kaldıralım hocam. Yapıştır. Evet, herbisi tatsın. Şimdi önce bu mu biter, bu mu biter diye bakıyorum. Yok, herbisi biter. Kesinlikle herbisi biter abi. Dönüyor. Evet. Buradan önce biteceği belliydi. İndir topla. Bir kucakta bitirir burayı bu ya.
Onardık. Şimdi şuna bir gidelim. Şuraya gel. Bak yapmadı. Mecbur manuel. Yani yabani ot muhabbeti herhalde son bulur buradan. Ya bu karanlıkta çalışma olayını istemiyordum ama mecbur kaldım. Ekinler yoksa mortlayacaktı. Şimdi şurada bir arazimiz var. Güzel. Bunun durumu yaş abi. Bu daha çok döner burada. On numara 5 yıldız abi. Çiçak, çiçak. Ya bunun boyu kısa olduğu için bu çok dönecek daha.
Herbisit'in işi çabuk bitecek de bunun işi bitecek mi? Asıl mesele o. Ne çabuk bitirdin lan? Diliyorum. Bitirdi. Valla gübrenin işi uzun ya. Şimdi %30'u bu araziyi yapar ya. Yapar yapar. Yani bu cihazlarla iş biraz yavaş gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bunların daha büyükleri de var ama ciddi bir para harcamamız lazım o cihazları almak için. Şu anda öyle bir para harcamasak daha iyi olur. Evet, gayet sakin bir şekilde gübre işi yapmaya devam ediyoruz. Bana habire bir şey geliyor.
dönüyoruz. Yani devam edecek böyle. Bitirmek zorundayız. İkinci tur gübreye atmadığınızda arazinizden gelen verim felaket bir şekilde düşüyor. Yani öyle böyle değil. O yüzden mecburen bu mevzuya dayanmak zorundayım. Adamın canını sıkıyor ama ne yapacaksın? El mahkum. Bu mevzuyu yapmazsan eğer ne oluyor? Şöyle bir durum var. Şimdi bu iş bitecek. İşin ilginç tarafı biz yani ekinin büyümesini bekleyeceğiz. Ekinlerin büyümesinden sonra asıl muhabbet başlayacak. Çünkü hasattan sonra tavuklar devreye girecek. Güzel. Buraya yeteceğini düşünmüştüm. Buraya yetti. Güzel. İyi tahmin etmişiz ya. Şimdilik bu arazimiz bitti. Çevir direksiyonu kardeş. Şuradan dolduralım şunu. Bunun içi bitti ya. Ulan bütün arazi yamalı eşek gibi olmuş ha. İşte burası biraz daha hızlı biter. Burayı biraz daha hızlı bitirirse burası hariç iki arazimiz daha var. Ya yine nereden baksam ben bu arazilerden 50 ton yük bekliyorum. Hadi bakayım. Bir 50 ton yük gelse iyi olur bence. Fena değil, 50 ton iyidir yani.
Oh. Hemen öbür araziye uçuyoruz abi. Hasat başlayacak birazdan. Hasat. Şu kısmı halletmemiz lazım. Yürü bakalım koçum. Güzel. Gübreden yana sıkıntı yaşamayız ya. Makine biraz yavaş ama. Hızlıca gidiyor. Bitmek üzere gübre muhabbetimiz. Son bir arazimiz kaldı abi. Bu arada şuraya geldim. Şu malzemeyi takacağım. Tamam. Bunun ucuzu yok mu ya? Yok. Şimdi o parayı verirsek hasada para kalmıyor. Ciddi problem var abi. Herhalde kurtarır ya. Kurtarır. Çok az kaldı.
Çiçek, çiçek. Yürü koçum. Kaç tur döner? 2 tur döner burayı. Daha fazla döneceğini sanmıyorum. Sen burayı 2 tur döneceğini düşünürken ben şu arkadaşı yerine alayım, değil mi? Vallahi bitti ha. Bir de eksi bilmem kaça düşme riski var bunun. Of ya. İnşallah batmayız. Şimcik. Hemen bunu götürelim, yerine koyalım. Ben niye motoru durdurduysam zaten. Bunu şuraya bağla. Tamam. Şunu çalıştır abi. Bunu da bir yere alalım.
Şimdi bekleyeceğiz hoca. Şu küçük makinede bekleyelim. Buna çakıp ona döneriz. Beklemeyi yaparken içeriği bir kaydet abi. İki tur gübrelendi hepsi zaten. Büyüme alanına gel. Zaten şimdi hasat hazır diyecek. Ya abi fakirlikten dibimize vurdu ya. Hasat almak lazım aslında biliyor musun? Aslında almak lazım şöyle bir şey. 28 bin diyor. Nesne ödünç al diyor. Aslında olabilir ha. Restoran noktasına götür diyor. Uzağa götürtüyor işte o kötü ya. Alsam mı? Alsam mı almasam mı? Abi alsam bile param yok ki. Baboş yürümez bu iş. Bizde pulluk var. Yani kontratı kabul edip traktörümü oraya bağlayabilirim ama uzun sürer. Çok uzun sürer. Ekim. Kontratlar patlatır bizi reis. Kontrat sıkıntı. Biraz bekleyeceğiz. Şimdi hasat edersem düşük mal verir. Tam olgunlaşmasını beklemem lazım ki doğru düzgün mal versin bana. Öbür türlü başımıza iş yani bu bizim. Haydi. Hala sarısın lan. Değil mi? Hala sarı bu. Lan en ufak bir renk değişimi olmadı. Bekle babam bekle. Hani bu ekim böyle mi hızlı büyüyor lan? Hasada başlamam lazım ama ekinler büyümüyor. İkinci seviye oldular. Bu hava karardı mı bu iş yapılmaz. İkinci seviyeden alacağız. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah.
Şimdi bunu doldurup yani samanı da toplamak lazım abi. Saman önemli. Şimdilik saman bize ekstra bir mangır kaynağı da. O dönsün. Ulan topla topla bitmedi be ya. Bir çer dönsün de. Şunu gidip boşaltalım hocam. Dört bin küsur hasat mı? Sen ciddi misin lan? Demek ki bu turda saman değerli. O zaman özenli bir zaman doplama olayı yapacağız. Saman değerli. 4000 küsur verdi yani fena değil.
Hadi oğlum doldur. Hemen diğer biçere gidelim. Evet, artık tavuklarımızın üretkenliğini %100 yapmış bulunmaktayım. Yani 8.000 küsur alacak şimdi. Abi bu iş yani ses getiriyor. Yapacak bir şey yok. Dolduracağız. Gencolar. Bak şimdi hayvanlara bak. Bak hayvanlara. Bak gördün mü? Hepsi %100 oldu. Hepsi. Bu niye kalmadı lan %100? Döverim ha. Güzel bir şekilde samanımızı toplayalım kardeş.
Oğlum bir kasaya 4.000 ne diyor lan? Allah bereket versin, öbür biçer yine doldurdu. Bir çırpayı bitirdi. Şimdi samanımızı kaldırıyoruz. Ben samanın bu kadar vereceğini düşünmediydim. Her kasada 4.000 küsür veriyor. İyi veriyor yani. Harbiden iyi veriyor. Evlat dön oradan, dön benim canımı zıhma lan. Ne 30 küsür olacak, onu gördük. Şuradaki araziye arkadaşı verelim, başlasın biçmeye.
Güzel. Bir dakika ya. Şimdi dur. O tamam, bu burada. Bunu aldı. Yok, bunu değil, bunu alacağız. Dur. Bu dönüyü burada, bunu çalıştır. Şunu gidip boşaltalım. Evet, boşalsın bakalım. Oğlum neredeyse 5.000 veriyor lan bir kasaya. Güzel dolduruyor. Güzel. Şimdi burayı tamamladık.
Hemen öbürünü aldım. Vallahi ciddi dolduruyoruz ha. Kasada 3000'lik yer kaldı. Bas. Şimdi şunu siloya bir bakayım. Evet, hepsi %100'ü gördü. Güzel. Bir dakika lan. Oğlum 240 saat diyor lan bu. Valla deli para veriyor ya.
Güzel. Vallahi samanı iyi topluyor ha. Beş. Kasa full. Yardır. Yapıştır. Nerede lan içerisi? Ha burada. Hadi oğlum. Cihazlar çok yavaş bizim ya. Hemen arkadaşı götürelim, boşaltalım abi. 5 pilimizi alalım. Oğlum samandan bayağı kazandık bu sefer ha.
Hadi oğlum. İşte buralar biraz sabır işi. Ama saman güzel para veriyor şu an. Yani hiç bu kadar beklemezdim. Ulan oğlum bunu 35 yapana kadar neredeyse araziyi bitirdik ha. Oğlum bayağı geldi lan. Yürü evlat, yürü. Ya bunu götüreceğiz o araziye koyacağız abi. Bu iş yoksa çok uzun sürer. Oğlum ben arazileri küçülttüm yine iki kasa çıkacak galiba. Yani 50 ton bekliyorum dedim bir 30 ton boşalttım zaten.
Bir 4-5 bin lira toplarak şimdi bak geliyor geliyor. Şöyle bir manevra alalım. Yani beklediğim gibi değil ama şöyle bir bakalım. Fena gitmiyor ya. Doldur bakayım. Şunu gidip boşaltalım hocam. Oğlum ben tek turda bu kadar beklemiyordum lan. Çüş. Baksana tankını dolduran bitmedi anasını satayım. Sürekli birileri tankını dolduruyor.
temizlikte sıkıntı görünmüyor, görünmüyor. Güzel. Vallahi neredeyse 60 tonu doldurduk. Yani tam 30 değildi ama olsun, yani 60 ton be. Bir tane hiç ellenmemiş arazi var. Yani bolluk bereket ya bu buğday, ben anlamadım hocam. Ulan kısmete bak be. Ben şunu boşaltayım da öyle doldurmaya başlayayım değil mi? Sadece bir arazi değil, bu ikincisi samanını topladığım ve 30 bindeyim, yani 50 küsürleri görürüz gibi geliyor bana. Beşer beşer veriyor terbiyesiz. Ay maşallah, ulan samandan ne kazandım be. Ulan resmen samandan para vurdum ha. Zonya diye düştü, o arkamdaki alet bozuluyor. Tertemiz hocam, tertemiz.
Saman çekiyoruz. 10 numara 5 yıldız. Oğlum ne bereketli tohummuş lan bu. Hay maşallah. Bu arkadaşı götürelim, bir başlatalım. Bu biçmeye devam etsin. Öbür tarlaya gidelim. Bunu bir boşaltalım. Abi ben yani samanın bu kadar kâr ettireceğini hiç düşünmemiştim abi. Yani bokunu çıkarttı ya. Bu nedir abi?
Yani buradaki çok iyi. Cam olsun, boşa gitmesin yani. Güzel para bıraktı. Temiz para bırakıyor yani. Güzel iş bu. Sesini çıkartma hocam. Bak şimdi bunu da buraya sokacağım. Ha oraya 8.000 daha çıktı. Akıt gelsin. Boşaltalım. Şakayla karışık 90 bin çıkarsa var ya harbiden yani. Çıkacak. Bu güzel arkadaşı öteki tarlaya doğru çötürelim mi? Niye götürüyoruz ki? Zaten bu işten buna yaptırmayacağız. Bu sefer de buradan o tarafa doğru gideriz. Şimdi. Dönüş alıyoruz. Yani şimdi öbür makineleri alacak paramız
Bir tanesi 100.000 anasını satayım ya. Bence buradan direkt boşaltmaya bu saman. Abi samandan yani saçma sapan bir kâr ettim samandan şu an yani. Ya arkadaş. Ben samanın bize fayda etmeyeceğini düşünürken oğlum deli saman çıktı. Ha. Dön 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 dön. Dük o topla. Ya samanın çıkması sorun değil ya. Ben samanın bu kadar kâr eden bir şey olduğunu bilmezdim. Yani böyle bir kâr yok. Ulan samandan para kazanılır da bu kadar mı? Yani ulan tam yerinde durmuşum ha. Abi sapık bir şekilde saman kazandırıyor ya.
Nasıl döneceksin? Eyvallah. Onu böyle bir kazanç yok. Birader şaka gibi ya. Bildiğin 3 kasa mal çıktı ha.5.000 daha geliyor. Abi bildiğin şaka. Evet.
Mecbur geceli gündüzlü çalışıyoruz. Buğdaya bir bakabilir miyim? Yuh! Oğlum bir yandan dokluyor, bir yandan sürüyor. Uğraşıyoruz onlar bunlarla ha.
Ulan bu saman muhabbeti harbiden bitmez ya. Yani şimdi bu oğlum, temiz saman topladık. Hayır, iyi de kazandırdı. Samanın değeri düştü galiba. Neyse. Yani boydan kaybediyor biraz bizim tarla. Ama iki tarlamız daha var. Yani samanın değeri düştü ama olsun. Yani pörçük pörçük atıyor buraya ama sorun değil. Yani kenarda duracağını kel kel biz onları toplayalım.
azıcık geri, dışa açıl, kıvır. İşte budur. Bütün tarlayı aldık. İki bin küsür gelecek ama olsun. Oy oy oy, toplamaya devam. Bu nasıl tırmanma şeridi hocam, bitmiyor ya. Ulan temiz topladık ha. Ben şu an gerçekten çok memnunum.
Ulan bu arazi böyle dönüyoruz ama. Şimdi değmiyor diyemem. Oradan oraya dönerim. Yarım kalır şerit. Ben şeridin yarım kalmasını istemiyorum. Çok. Ha? Aslında bu boş toprağa şey yapabilirim ha. Gübre atabilirim. Sonuçta şimdi hem traktör arızaya giriyor hem arkadaki makine bence arızaya giriyor. Onu da bir çözüm bulmamız gerekecek. Saman çekmeye devam. Sekiz bin oldu kasanın içi.
Şu an yarısı doldu sayılır. Arazimizi de hakkıyla bitirdiğimi düşünmekteyim. Bence bu partiyi aldık mı doğru boşaltmaya gideriz biz bunu. Yani görünen köy bu. Şimdi dönüp gireceğim. Yarıda kalacak o belli. Şunları samanlığa bir verelim. Haydi boşaltalım şunu. Bu boşalırken gübre cihazını da çalıştırsam mı ben ya? Boşaltsın bakalım. Şimdi oradaki tarlayı göz önümün önüne getirdim. Havada karada bu kasayı bir tur daha döndürür. Hatta bir daha döneriz oraya yani. Hadi oğlum. Oğlum dur. Ha.
Yani çok bir şey vermiyor. Ben daha fazlasını bekliyordum ama neyse. Yani burası bana bir anormal geldi ama dur bakalım. Yavaş. Hop aman aman. Şimdik burayı iyicene bitirmemiz lazım. Dönüyoruz, dönüyoruz, bitmiyor. Genişe dön, çevrele. Aha cihazın ilerleme hızı bir tık daha düştü. 17 ile gidiyordu. Şimdi 16, 15 diyor. Birazdan 15'e de düşer. Yok ya bu tamamen arkamızdaki toplayıcı bozuldu ya. Sıkıntı yani bu böyle iyice yavaşladı makine. Geri alıyoruz. Dışa. Şöyle bombe. Hadi ama. Döndü. Devam. Ulan bütün araziyi topladık. Kasat olmadı iyi mi? Şeritler zaten ben anlamadım abi çok az veriyor ya. Hadi evet. Devam. Allah Allah ulan bu nasıl iş ya? Bütün araziyi aldı ha. Demek ki samandan çok mahsul vermiş. Ve doldu. Şunu hemen boşaltalım. Şimdi buraya geldik. Buradan boşaltıp arkadan değil ön tarafa gidelim. Kasayı bırakalım. Tırmık vardı orada. Tırmık mı, pulluk mu bir şey vardı orada. Onu almamız lazım. İki taraftan bir gidelim. Kalan iş çabuk bitsin. Boşalt bakalım.
Güzel. 45 bini geçtik. Çok güzel. Yani bunun için de zaten kala kala iki tane arazi kalmış. Hadi halledelim. Evet, güzel. Evet, bununla beraber bir de aşağıdaki arazi var. Sadece tek bir araziye buğday ekeceğiz. Geri kalana olduğu gibi basacağız şeyi. Arpayı. Şimdi gidecek. Güzel. Bu daha erken bitirecek öbüründen. Tavuk sayısı fazla olduğu için mi böyle bunlar ya?
Şu aşağıdaki küçük kümese dörder tavuk daha alacağım. Şimdi mesela oğlum burada niye 108 saat lan? Vallahi dalacağım şimdi ha. İkişer tane daha aldım mı 30 olacak. Otuzar tane oldu. Buğday arpa bitiyor bak, hayvan gibi yiyor. Çünkü onlar hayvan. Şimdi bir dakika ya. Buradakinin oranı çok düşük. Çok hızlı çalışıyor burada. Burada bir tuhaflık var. Şimdi orada 10'ar tane oldu. Gel. 8, 9, 10. 60 tane tavuk var ve burası yetersiz kaldı. Buraya ek istiyor şimdi, kırmızı diyor. Abi bu sıkıntı yalnız ha. Bir dakika. Şimdi 60 tane.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burası 3, 6, 9 oldu. 90 tane yani. Şimdi bir dakika, 90 tane olduklarına göre bir dakika. Evet, burada 100 tane tavuğumuz var şimdi. Oğlum hala alıyor mu lan? E alıyor. Kahverengiden 38 tane alacağım. Öbüründen 37 tane. Şundan 2 tane. Şundan 4, 8, 12. 120 oldu oğlum. Bitmiyor lan. Burası büyük olan galiba. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir tane siyah tavuk alacağız abi, eksik almışız. 150 tane oldu burada şu an. Şu an 150 tane oldu. Bir dakika. Burası büyük çiftlik bence. Burası küçük çiftlik. Evet, küçük olan bu. Burası 100 tane alıyor olması lazım. Şu an 30 tane var. Tamam. Şimdi şuraya tıkla. Horoz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne yaptı abi burası? Şurada gördüğün gibi 90 mı? 3, 6, 3, 6, 9. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, onayla. Ahır kapasitesi güzel, 100 tavuk güzel. Ama bir sıkıntı var, buraya buğday eklemem lazım. Üst taraftakini bir ekleyelim şunu. Bu 2000 dolarlık. $2000. Oğlum 81 tane oldu. Burası 100 tane olsa zaten 300 yapar. Koy 1000 dolarlık onayla. Koy 1000 dolarlık. Üçer tane koyacağım hepsinden. Şimdi kamyona git.
Şimdi şunu hemen bin litre var. Ebe'nin ama bak 4 saatte ürün vermeye başlıyor. Tertemiz abi arazileri. Dört saatte hayvan. Oğlum yemeğiniz suyunuz var. Siz niye öğretmiyorsunuz lan? Eşşoğlu eşekler. Ha vururum ha. Anlamadım. Çüş. Oğlum bu hayvan kümesleri ile ilgili bir dakika. 400 hayvan alıyormuş bu.
Bu 100 alıyormuşum ben. 100 pay bırakmışım ona. Dur. Bir sardıralım mı şunu? Benim canımı sıktı bu ya. Çözeceğim, çözeceğim. Bak fullediğim zaman gidiyor hepsi, gördün mü? Şunu öğlen yapayım bakayım. Tavuklar üretiyor mu, üretmiyor mu? Üretiyor. Biraz bekleyeceğim. Ne kadar üretiyor, ne kadar üretmiyor çok merak ediyorum. Bir yandan da yediklerini, içtiklerini kontrol ediyorum abi. Patlamayalım. Bak 9 litre oldu. 35 litre oldu.
litrelikli 1 litre, 16 litre. Kaç litrede bir kutu yenisi geliyor? Şu an 108 litrede. Oğlum 1000 litrede bir mi geldi? Bak tekrar 12 litreye düştü, gördün mü? 200 litrede bir büyük ihtimalle şey yapıyor, kutu atıyor. Okey, mevzu çözüldü. Kaydet. Kümes çalışıyor. Sıkıntı yok. Ama saat çok ilerledi. Orada sıkıntı var. Evet değerli arkadaşlar. Bugün de elimden geldiğince oyunda bir şeyler yapmaya çalıştım. Buğday bayağı bir topladık. Arazimizi sürdük. Tavuk kümeslerimizi, hayvanlarımızı aldık ve yemledik. Başka bir yayında devam edeceğiz kaldığımız yerden. Buğday silomuzu tam dolduramadık. Oraya biraz ek yapacağım. Ve arpa ekip arpayı dolduracağız. Bu arada da bazı ekipmanlar almamız gerekiyor. İnşallah yumurtalardan gelen parayla bir şeyler yapabiliriz. Tekrar görüşünceye kadar değerli arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Cümleten Allah'a emanet diyorum. Hayırlı geceler değerli arkadaşlar.